Merhaba sevgili izleyicilerim. Bu kısacık videoda sizlerle yeni dikilmiş olan meyve fidanı hakkında kısaca konuşacağız. Meyve fidanını diktiğiniz zaman ilk sene eğer çiçek açar, meyve gösterirse o meyveleri mutlaka kopartın. Bu fidanımız bir cennet meyvesi fidanı. 2 sene oldu buraya dikeli. Fidanın 1 yaşta fidan hali hesap edilir. Yani bu fidan 3 yaşında. Fidanı buraya diktiğimiz yılın ilkbahar aylarında çiçek açtı. O çiçekler meyveye döndü. 2-3 tane meyve vardı üzerinde. Ya o meyveleri koparmaya elim gitmedi. Meyveleri koparmadım. 2 tane mi 3 tane mi meyve verdi ve o meyveleri yedik. İkinci yıl, yani şu geçtiğimiz yıl 3-4 tane daha meyve verdi. O meyveleri de kopardık, yedik. Fakat meyve ağacı büyümedi. Kendisini büyümeye vermedi, veremedi. Meyve büyütmeye gitti. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz meyve fidanı 3 yaşında olmasına rağmen böyle cılız, çelimsiz, bakımsız bir durum sergiliyor. Şimdi geçen gün ben bunun dallarını budadım. Şu dallara bakar mısınız? Bakın sadece şunu bıraktım. Burada, şuralarda yine aynı şekilde şunun gibi dallar vardı. Fakat dallar gelişmediği için böyle bodurcuk, bakımsız, çelimsiz kaldılar. Keşke o meyveleri o zaman koparsaydım. Keşke hemen ilk sene ve ikinci sene meyveye gitmesine izin vermeseydim. Şu dala bakarsanız, bu dala ve hemen yan dallarına bakarsanız genç yaşta ihtiyar olmuş gibi bir hali var. Bu durum meyve ağacının gelişmemesini, gelişememesini gösteriyor. Çünkü meyve ağacı ilk yıl ve ondan sonraki yıl meyveye gitti. Meyveye gitmesine izin verdik. Yani meyve ağacının şu dip kısmının böyle otlu falan olmasına bakmayın. Bugün Mart ayının 1'i, havalar daha soğuk. Yani birkaç günden bu otlar böyle çapalanacak, buralar temizlenecek. Meyve ağacımızın diğer bakım iş ve işlemleri de yapıldı. Yani sulaması, efendim besin, gübre vesaire, onlar da yapıldı. Zaten bulunduğu ortamda çok güzel humuslu toprağı olan bir yerdi. Ama meyve fidanımızın ilk yıl çiçeğe ve meyveye gitmesine izin verdiğim için ağacımız büyümedi, böyle çelimsiz kaldı. Tecrübe edinmiş oldum. Bütün tecrübeler, daha doğrusu tecrübeyle öğrenilen bilgiler kalıcı olur ve belli bir bedeli vardır. Ben de meyve ağaçlarının ilk yıllarda çiçeğe, meyveye gitmesine izin verilmemesi gerektiğini öğrendim. Ama küçük bir bedel ödemiş oldum. Çok da önemli değil. Kestim dalları. İnşallah bu yıl dipten yeni dallar çıkar ve ağacımızın açacağı çiçekleri, meyveleri bu yıl koparacağım ve ağacımızın gelişmesinin, büyümesinin önünü açacağım ve inşallah önümüzdeki yıllarda ağacımız büyür, gelişir, serpilir ve güzel bir cennet meyvesi ağacı olur ve güzel güzel ürünler verir. Sizlerle paylaşmak istedim. Hoşça kalın.